Bilişim teknolojisinin temelleri yapacağız şimdi sevgili gençler. Nerede kaldığımızı hatırlayan var mı? Hocam yanlış hatırlamıyorsam en son dış donanımlarda değil miydi? Dış donanımlara geçtik değil mi? Evet. Evet hocam, en son oraya geçtik. Öyle. Hayırlı uğurlu olsun o zaman hepinize. Koca bir modülü bitirdik. Katılım sayısı da gayet iyi bugün. 17 kişiyiz. Bir önceki ders neydi acaba? Biyoloji hocam. 14'tü hocam. Biyoloji miydi? Biyoloji. Evet. 13 kişilik biyoloji. Pekala. Şimdi gençler. İç donanımları acaba bir quizle pekiştirsek nasıl olur? Ne dersiniz? Olur hocam. Bir bakalım. Var mı acaba böyle bir şey yapmışlar mıdır? Diğer öğretmenler eklemiş midir acaba? Hop, buldum. Evet. İç donanımlar. İç kuvvetler, iç donanımlar yukarıda vardı. Burada 10 tane soru var. Burada da 5 tane soru var. O zaman şunu uygulayalım. Klasik yapalım. Sınıfa gerek yok. Herkes kendi ismini yazsın. Peki, şöyle başlatıyorum ben. Timer, süre var. Soruları karıştır, cevapları karıştır. Ve başladık. Daha önce buraya girmiştiniz, değil mi? Girmiştik hocam. Evet hocam, Peki, girmiştik. şu adrese girin. Görüyorsunuz. joinmyquiz.com'a girin. Ve bir nickname isteyecek sizden. Lütfen herkes kendi adını soyadını yazsın. Böyle çılgın kovboylar, prensesler vesaireler yazmayın. Semih geldi. Serkan geldi. Emirkan geldi. Ayberk geldi. On yedi miydik az önce? Evet hocam, bir kişi çıkmış. Sınavı duyunca gitti herhalde. Ya da bağlantı mı koptu, ne oldu? Bu bir quiz sevgili gençler. Eğlenmek için yapıyoruz bunu. Bir puanı bir notu olmayacak. Ama tabii kendinizi test etmenize de bir imkan sağlayacak. Sekiz kişi olduk. Yedi kişi daha gelecek. Ayberk, Emirkan, Emre burada mı geldi? Fatma Nur. Fatma Nur. Hocam, Efendim? hocam. Girmeye çalıştım da yapamadım. Niye? Çok basit bir şey. joinmyquiz.com adresine bağlan. Senden Google hesabınla hesap oluştur. Yok, üye olmanıza gerek yok çocuklar. Ben öyle yaptım hocam. Üye olmak önemli değil yani. Üye olabilirsiniz de üye olmadan da girebilirsiniz. Evet hocam, direkt istiyor zaten. Ne istiyor? Üye olmanız mı istiyor? Yok hocam, şu kodu istiyor. Direkt Aynen iki öyle saniyelik bir gösteriyor. iş var hocam. Evet, yani bir tane isim seç diyor. Bir de kodu söyle diyor. Bağlanacağın sınav kodunu söyle diyor.
Başka bir şey yok. 9. Hadi çocuklar 6 kişi daha gelecek. Rojin bağlandın mı yavrum? Fatma Nur bağlan sen de. Kadir girdi mi? Hocam Kadir yapmaya çalışıyor şu an. Nurcan geldi. Bravo. Rümeysa. Hocam girmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Kadir geldi. Ayberk, Emirkan burada mıydı? Harikasınız. Bak oluyor. Kaç oldunuz? 12. 3 kişi daha. Lin, Lin sen de gir. Hocam azıcık bekleyin. Tamam canım bekleriz. Ayberk burada. Emirkan. Emirkan burada. Emre. Emre burada. Yaroslav burada. Kadir. Kadir. Kadir burada. Lin geliyor. Mertcan burada mı? Burada. Nurcan. Burada. Hocam girdin mi? Rojin burada. Rümeysa. Rümeysa. Rümeysa girdin mi? Yok, Rümeysa'yı bekliyoruz. Bir de Lin gelecek. Rojin burada. Semih burada. Serkan Toprak da burada. Uğurtan burada. Fatma Nur. Fatma Nur burada mı? Buradanmış. Tamam. 13. Lin'le Rümeysa kaldı galiba. Hocam siz beni beklemeyin. Ben hatırlamıyorum yani. Zor olacaktır az benim. Yo niye zor olsun yavrum? Lin de geldi. Sayıyı giriyorsun oraya sayıyı. Rümeysa kaldı. Evet, hadi bakalım Rümeysa. Seni bekliyoruz. Bir de kim geldi? Umut geldi. Umut duyuyor musun yavrum? Ben belki kodu göremediği için giremiyordur. Evet. 914-227. Chat kısmına da yazdım. Umut duyuyor musun Umut? Duyuyorum hocam. Umut'cum şuraya bağlan yavrum. Hemen bağlanıyorum. Bir saniye aç. Hocam. Efendim? İki tane Fatma Nur var. Yanlış olmuş yani. Evet hocam o yanlışlıkla oldu. İki tane Fatma Nur var. O zaman bir tanesini ben kovacağım. Hangisi şu andaki? En son girdiğin kalsın. Diğerini attım. Fatma Nur ekranda görüyor musun sen mesela? Şu anda. Görüyorum hocam. Oh, güzel. Umut'u bekliyoruz. Bir de Rümeysa'yı bekliyoruz. Hocam. Efendim? Rümeysa Google'a giremiyor. Açılmıyormuş. Google'a giremiyorsa internete de girememesi lazım. Burada da olmaması lazım. Her neyse tamam. Gelmek istemiyor galiba arkadaşınız. Hocam vallahi öyle değil. Uğraşıyorum. Canlı dersteyim. Girmeye çalışıyorum. Girmiyor yani. Olmuyor. Yavrum mu? Canlı derse girmeyeceksin. Şu adrese gireceksin. joinmyquiz.com'a gireceksin. Orada senden bir ID... Bir de isim seçmeni isteyecek. Şu an sen zaten canlı derstesin. Senin telefonda uygulama yok mu? Oradan indir. Google'a o joinmyquiz.com yaz. Ya da sonra quiz yaz Rekman App Store'a. Ya da sonra enter kod isteyecek. Enter kod. Onu yazacaksın. O sayıyı yazacaksın. Neyse sen telefondan mı giriyorsun yavrum? Gir hocam. Anlamadım. Hayır.
Bilgisayardan giriyorsun. Evet. Peki bir tane kim geldi? Yok, kimse gelmemiş. Geldi mi? Yoksa Umut gelmiş. Evet. Umut gelmiş. Rümeysa, deniyor musun? Bağlanacak mısın? Hocam deniyorum ama siz yapmaya başlayın. Ben size yetişmeye çalışırım. Yani şimdi arkadaşların vakitlerinden çalmayın. Tamam. Başlatıyorum. Hazır mısınız gençler? Evet hocam. Duyamıyorum. Hazırız hocam. Hocam. Hazırız evet, hocam. Efendim bir şey soracaksınız galiba. Evet hocam, şeye girdim de ben hani demin giriş yaptım ya, ama şu an hani ana sayfada açılmıyor. Tekrar kod istiyor ve tekrar isim istiyor. Bir dakika Fatma Nur. Ben seni bir daha kovayım. Sen bir daha bağlan. Tamam hocam. Hadi bakalım, seni bekliyoruz. Rümeysa geldi. Bravo. Fatma Nur sen de gel yavrum. Evet. Şimdi bir daha soruyorum. Hazır mısınız gençler? Evet hocam, her zaman. Evet. Hazırız hocam. Evet, hadi bakalım başlatıyorum. Bu bir oyun. Ama tabii bilgilerinizi ölçen bir oyun. Bayağı Semih, bravo Semih. Duyuyor musun Semih beni? Ha, Semih'in mikrofonu yoktu. Semih aferin. Fulledin, bravo. Hem fulledin hem de en kısa sürede yaptığın için birincisin sen. Emirkan, Uğurtan, Semih tamamına doğru cevap verdi. Hocam basit bir sınavdı zaten. Yani öyle diyorsunuz. Evet. Ben sorulara hiç bakmadım. Rastgele aradım. Ben çözdüm daha önce. Hocam cidden çok basit yani. İlkokul seviyesi galiba. Evet. Evet. Hocam soruları bir daha bakabiliyor muyuz? Hangilerinde yanlış yaptığımızı bakacağız, beraber bakacağız. Hocam 4 tane yanlışım çıkmış. Hocam oynamanın faydaları falan. Göreceğiz bakalım faydalarını. Rümeysa ve Fatma Nur sizler de devam edin. Bitirin, acele etmeyin.
Fatma Nur atağa geçti. Bravo Fatma Nur. Rümeysa da atağa geçti. Daha üstlere çıkabilirsiniz yani. Fatma Nur'un bir tane sorusu kaldı. Şimdi onu cevaplayacak. Sonra değerlendirme yapacağız beraber. Evet, son soruyu da doğru cevapladı. Üste çıktı. Fatma Nur daha fazla soruya doğru cevap vermene rağmen süreden dolayı bir altta kaldın sen. Peki. Aa, evet. Tamam hocam. Biraz hızlı olsaydın daha üstte olacaktın sen. Peki, üstte bir yerde olmanızın çok da önemi yok açıkçası. Şurada doğru sayılarınıza bakalım. Şimdi Semih %100. Bütün sorular doğru. Uğurtan, Emirkan doğru. Mertcan bir tane yanlışım var. Rojin iki yanlışım var. Serkan Şimşek iki yanlış. Umut üç yanlış. Toprak üç yanlış. %70'in altına düşmemeniz güzel olurdu. %70'in altına düşenler de bir tekrar etsin, bir gözden geçirsin. Yani başarı yüzdesi yüzde kaç oldu burada? Peki. Şöyle bakalım. Bu soruda bilgisayarın en önemli donanım parçası hangisidir? MG'ymiş hocam. Parçalarından bilgisayarın beynidir, bilgisayarın çalışma hızını kullanamamalıdır. Çoktan seçmeli bu. İşlemci. Değil mi? Bütün donanımların üzerine takıldığı anakart. Anakart. Ekran kartı diyen arkadaşlar. Ekran kartı diyen arkadaşlar olayı anlamamışlar. Ekran kartına takılır mı bütün donanımlar? Anakarta takılır değil mi? Bakın eksiğinizi burada hemen düzeltmiş oldunuz. Bu soruyu bir daha çözseniz eminim ki yanlış yapmazsınız. Şimdi İç donanım parçasının görevi nedir? Bilgileri geçici olarak saklar ve yani şu yandaki RAM'in görevi nedir? Geçici olarak bilgileri depolar değil mi? Evet ama hocam. Bunun dışında Semih'cim bir dakika dur yavrum şunu çözelim. Pardon Toprak Emirkan. Şu sohbeti kullanmayın lütfen ders içindeyken. Tamam, soru sorduğunuzu düşünüyorum. Aranızdaki sohbetleri lütfen buraya yazmayın. Evet, bu soruda bayağı yanlış yapmışsınız. İç donanım parçasının görevi şu RAM'in kalıcı olarak saklamaz, hard disk saklar. Bilgileri ekrana görüntü verir. Bu ekran kartı. Tüm donanım parçalarının üzerine takıldığı parça anakart. Bu anakarttır değil mi? Geçelim. Verilen donanım parçasının görevi nedir? Bu ne yapıyor? Bu nedir? Bu hard disk değil mi? Evet hocam. Kalıcı olarak saklar. Monitöre aktarır. Ne alaka çocuklar? Geçici olarak saklar. Hani bir nebze ama ondan fazla buna siz hocam, cevap vermişsiniz. Hocam ben cevap vermişim şu bir. Sadece ona cevap vermiş. Yani her neyse. Hard disk kalıcı saklar. Depolar. Hard disk'tekiler kaydedilmiş olur. Prizden aldığı elektrik ile donanımlara elektrik vermesini sağlayan şu güç kaynağıdır, değil mi? RAM diyenler ve ekran kartı, ne bu ekran kartı galiba, ekran kartı diyenler fantastik bir girişime girmiş. Şu ekran kartıdır. Gördüğünüz gibi bakın şurada mavi yerden anlıyorsunuz. Ekran kartının görevi bilgisayarın hızını belirlemez. Hayır, işlemci, anakart, RAM belirler bilgisayarın hızını. Özellikle de işlemci.
Hocam fotoğraflar çok eski ya. Eski. Ya anlarsın ki ama her türlü. Bilgisayardaki bilgilerin kullanıcını monitöre gönderir, doğru cevap olacak. Bilgileri saklar diyorsunuz çocuklar. Ekran kartı bir şey saklamaz. Ekran kartının üzerinde de kendi RAM vardır ama o bilgileri işlemek için kullanır. Bir şey depolamak için değil. Bir şey kullanmak için değil. Bilgisayardaki seslerin çıkmasını sağlayan tabii ki ses kartıdır. Ses kartıdır. Şu ekran kartından ve bu ne bu? USB kart galiba. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani ses kartı olacak şu. Şu Ethernet kartıdır. Bakın Ethernet kartı. Görüntü vermez kesinlikle. Ekran kartı değildir bu. Ses vermez. Ses kartı değildir. Bilgileri saklamak için kullanılır. Yani hep aynı sorular var. Hep aynı şeyleri yemişsiniz. Bilgileri saklamak için hard disk kullanılır. Ya bunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Fanın görevi bilgisayarımız çok ısındığı zaman onu soğutmaktır. Bilgisayar derken de burada hangi parçadan bahsediyor? Ekran kartı. Ekran kartının üzerinde vardır evet ama esas, de var. Esas işlemci, işlemci de vardır. Ekran kartının üzerinde de işlemci vardır, onu da soğutur ama varsayılan olarak işlemcidir. Bu CD-ROM oluyor. CD-DVD okuyucusudur bu. Maşallah bravo. Hepiniz doğru cevap vermişsiniz. Peki. Hocam üstünde yazmazsa herkes farklı cevap verir kesinlikle. Evet. Nerede? Hocam, hocam DVD yazıyor üstünde. Bravo. Bravo. Bunu görmek de okuma yazması varmış milletin. Beceridir. Evet. Okuma yazmanız varmış. Evet çocuklar. Peki sevgili gençler. Şöyle kapatalım şurayı. Herkes kendi ekranında bunları görebiliyor zaten. Bir tane daha yapalım hocam. Bir tane daha yapmayalım. Süremiz bitti zaten. Bir sonraki dersimiz nedir sizinle? Var mı dersiniz başka? Var hocam. Bir daha aynı ders herhalde. Bir tane daha mı var? Evet. O derste dış donanımlara geçeceğiz. Yani şu modüle geçeceğiz. Şimdi bu modülde 70'in altında not alanlar lütfen tekrar etsinler bir konuları, bir okusunlar. Konu sonundaki testleri çözsünler. Ya da böyle internette mesela iç donanımlar diye yazdığınızda iç donanım bilimleri soruları deyin. Buralardan da kendinizi test edebilirsiniz. Mesela Silo Tips diye bir şey varmış. Soru hazırlamışlar buraya. Bakın bunları da oraya yazabilirdik aslında. Yani kendimize soru hazırlayabilirdik. Bunu da bir başkası hazırlamış, oraya koymuş. Dediğim gibi bir sonraki dersimizde dış donanımlardan başlayacağız. Şimdi bir çay kahve arası verelim, tamam mı? Tamamdır hocam. Hadi bakalım görüşürüz. Kahvaltı etmeyen varsa kahvaltısını etsin. Tam 10 dakika sonra yani 45 geçe diyeyim hadi. 45, 55 geçe başlayacağım dersin. Tamam hocam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.